Sayın Yılmaz, buyurun. Buyurunuz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yarın 5 Nisan Avukatlar Günü, ben buradaki tüm meslektaşlarımın ve Türkiye'deki tüm avukatların Avukatlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Ancak Avukatlar Günü'nde gerçekten avukatlara yaraşır işler yapılıyor mu? Gerçekten yargılamada avukatlar hak ettikleri yerde mi? Bunu sorgulamak istiyorum arkadaşlar. Bunu aslında hepimiz sorgulamalıyız. Sadece iyi dilekler, iyi temenniler yetmiyor. Bizim mesleğin sorunlarıyla da ilgili, dolayısıyla da yargının sorunlarıyla da ilgili burada bazı konuları ortaya koymamız gerekir diye düşünüyorum. 8 Nisan'da Silivri'de Ergenekon duruşması var arkadaşlar. Bu Ergenekon duruşmasına geçen duruşmada gidenler, avukat arkadaşlarımızın orada nasıl bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını içleri acıyarak gördüler. Bırakın sanıkları, sanıkların uğradıkları haksızlıkları, hukuksuzlukları, o hukuksuz mütalayı, hukuka aykırı olan mütalayı, ama avukat arkadaşlarımız orada sadece mesleki faaliyetlerini yaptıkları için dövüldüler. Robokoplarla dövüldüler ve duruşma salonundan atıldılar. Şimdi buradaki bütün milletvekillerine ben soruyorum. Avukat arkadaşlarımıza, özellikle hukukçulara soruyorum. Böylesi bir ülkede yaşamayı istiyor muyuz arkadaşlar? Bu hukuksuzluklara, bu savunma mesleğine yapılan saldırılara göz mü yumacağız? Sizler göz mü yumacaksınız? Hiçbir şekilde içiniz sızlamıyor mu avukat arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı? Avukat arkadaşlarımızın elinde bir silah mı var? Avukat arkadaşlarımız orada bir hakaret mi yapmışlar? Sadece müvekkillerini savunmak için, orada söz hakkı istedikleri için arkadaşlarımız bu saldırıya maruz bırakılıyorlar. Aynı şekilde arkadaşlar, o gün pek çok insan da yine saldırıya uğradı. 8 Nisan'da bizler hukukçular olarak gideceğiz. Yani milletvekilleri olarak gideceğiz. Bütün örgütlerimiz gidecek. 8 Nisan'daki o Silivri duruşmalarındaki Ergenekon davasındaki hukuksuzlukları ortaya sermek için. Bütün dünyanın gözünün önüne koymak için gideceğiz. Ama öğrendik ki orada bariyerlerin konması için ihale açmış bakanlık. O bariyerler bizlere engel olamayacak arkadaşlar. Orada bu hukuksuzluğa hayır diyen bütün vatandaşlarımızla beraber biz orada olacağız. Sevgili arkadaşlar, avukat arkadaşlarımıza yapılan saldırılar sadece bununla da kalmıyor. Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeki avukat arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımızın büroları kırılarak arandı. Avukatlar Yasası'ndaki avukatların bürosunun aranma şeklini hepimiz biliyoruz. Ama bu şekle uyulmadan, şekle bile uyulmadan kapılar kırıldı. Arkadaşlarımız dövülerek içeri alındı, gözaltına alındı. Şimdi tutuklular. Bunu protesto etmek isteyen İstanbul Barosu'ndan avukat arkadaşlarımız yine İstanbul Adliyesi'nde dövüldüler sevgili arkadaşlar. Yine İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında dava açıldı. Sadece Ergenekon ve Balyoz davalarında savunma hakkına yapılan saldırıları protesto ettikleri için savunmayı savunmak amacıyla mahkemeye giderek, mahkemede hakimlere savunma hakkını sınırlayamazsınız. Eğer bu ülkede silahların eşitliği ilkesi varsa, savcılara tanıdığınız söz hakkı kadar avukatlara da tanımanız gerekir dendiği için, yargılama yapanı etkileme suçu gerekçesiyle şimdi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri yargılanıyor arkadaşlar. 17 Mayıs'ta onların duruşması var. Biz onları da savunmak amacıyla, savunmayı savunanları savunmak amacıyla oraya da gideceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi sizler, gerçekten ben soruyorum, beni dinleyenlere soruyorum, dinlemeyenlere hiçbir sözüm yok zaten. Gerçekten bu ülkede demokrasi var mı? Hukukun üstünlüğü var mı? Savunmanın bile ortadan kaldırıldığı bir aşamada artık hukukun üstünlüğünden bahsedebilir miyiz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına göre bazı düzenlemeler yapıldığı iddia ediliyor. Ama silahların eşitliği ilkesi tüm dünyada evrensel anlamda korunması gereken savunma hakkı korunmaktadır.
korunmuyorsa sevgili arkadaşlar, o zaman biz bu ülkede artık tamamen diktatörlükle yönetildiğimizi, tamamen bir dikta rejiminin olduğunu görüyoruz, artık halkımız da görüyor. Sizin bu yaptıklarınız, şu açılım süreciyle birlikte yaptıklarınız, Ergenekon davalarındaki hukuksuzluklarınız, bunlar artık vatandaşları aldatmaya yetmiyor sevgili arkadaşlar. Ergenekon davasındaki milletvekillerini... Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.